Bugünkü dersimizde yine hızlı bir şekilde hazır bir kodu tanıtıp onu da Telegram kanalımızdan yayınlayacağım. Telegram kanalımız bu arkadaşlar. Java Blackboard diye Telegram'da yazdığınız zaman kanalımız çıkar. Oradan işlediğimiz bütün derslerdeki kodları yayınlıyorum. Süreyi uzun tutmamaya karar verdim artık. Şimdi de böyle yapıyorum. Sadece kodu hazırlıyorum, anlatıyorum. Zaten videoların izlenme süresi ne hikmetse ben 45-50 dakika hazırlıyorum. 2-3 dakikaya geçmiyor. O yüzden ben sizin de vaktinizi almayayım bari. Kendi vaktim de hebe olmasın. 2-3 dakikada anlatacağım, kodu vereceğim. Zaten vakit bulabildikçe de bu şekilde devam edeceğim şimdilik. Şimdi kodumuzu çalıştırdığımız zaman ne olacak? Bir tane şeyimiz var, frame'imiz var. Frame'imiz null layout'la çalışıyor. Şu şekilde gösteriyorum. Bir tane action listener'ı implement ettik. Bir de get source'u kullanmayı öğreteceğim. Burada menü açıldığı zaman 1, 2, 3 yazıyor. Ve seçilen yazıyı da buraya, yani hangi item seçildiyse onun indeksi de burada çıkıyor arkadaşlar. Yani bu basitçe bir daha öncekinde yanlış hatırlamıyorsam uzun ara oldu, bakmadım şimdi, 45'te galiba konsola yazdırıyorduk. Bunu da pencereye yazdıracağız. Hemen kodumuza geçelim. Öncelikle public class diye bir tane ders class ismini oluşturuyoruz. Bu class ismi tabii ki burada da aynı şekilde class ismi olarak kalıyor. Bunu extend ediyoruz JFrame'e. O frame'e extend ettiğimiz için yeni bir tane frame tanımlamamız gerek kalmıyor. Böylelikle frame özelliklerini şurada doğrudan kendi constructor'ın içinde doğrudan yazabiliyoruz arkadaşlar. Bu böyle. Şurada daha önce söylemiştim ama sadece bu videoyu izleyen arkadaşlar olabilir. Buraya zaten notta düştüm. Ekranın tam ortasında çıkmasını istiyorsak, çünkü ben çok rahatsız oluyorum, sol üst köşede çıkıyor şey, pencere. Set location relative to null diyoruz. Bu ekranın tam ortasında çıkmasını sağlıyor. Burada label'ın koordinatlarını vermişiz. Burada da combo listenin koordinatlarını vermişiz. Öncelikle şöyle bir listemiz var. Karman çorman gidiyorum. Kısa bir kod zaten. Çok karıştıracağınızı düşünmüyorum. 1, 2, 3 diye bir tane string listemiz var. Bu string listeyi şeye, combo box'a yerleştiriyoruz. Bir tane de label tanımlıyoruz. Bunları class'ın dışında tanımlıyoruz ki çünkü bize şeyde de lazım olacak. Action listener'ın içinde de lazım oluyor. Burada action listener'ı implement ettiğimiz için arkadaşlar kodun içinde sadece şu metodu yazıyoruz. Action perform metodunu yazıyoruz. Burada da get source'la combo listeden, combo box'tan gelen listeyi alıyoruz. Liste olup olmadığını şey yapıyoruz, eşitliyoruz yani burada. Yani bunun combo liste olup olmadığını check ediyoruz. Evet, doğru oldu. Onu check ettikten sonra artık source'umuz bir combo box olduğu için burada yeni bir tane combo box oluşturuyoruz. Ve o combo box'ta seçilen item'ı gene bir string'e alıyoruz. Ondan sonra da bu string'i switch case metoduna tanımlıyoruz. Çünkü şurada yazdığımız 1, 2, 3 vardı ya arkadaşlar. Nerede o? Heh. Şuradaki 1, 2, 3'ten birisi gelmiş olması lazım buraya. Buradaki artık string 1, 2, 3'ten hangisi geldiyse ona göre de burada işlemimizi yaptırıyoruz arkadaşlar. Şimdi ben programı çalıştıracağım. Şu seçilen yok, yazmayacak. Onu da göstereceğim. Programı çalıştırdım. Açılışta tabii ki boş label diye geliyor. 1'i seçiyorum, 1 seçildi. 2'yi seçiyorum, 2 seçildi. 3'ü seçiyorum, 3 seçildi yazıyor bana. Şimdi burada seçilen yok, yazmıyor. Onu yazmak için mesela buraya 3 değil de 3x yapayım. Böyle bir şey yapayım buraya. X ekleyeyim. Kaydedip tekrar çalıştırayım. Şimdi 3'ü seçtiğim zaman böyle bir şey yok diyecek. Çünkü yukarıdaki string'de 3 olması gerekiyor string'in. Bakın 3'ü seçtim, seçilen yok dedi. Seçilen yok demesinin sebebi şuradaki x harfi 3 seçildiği zaman şuradaki 3 ile aynı olması gerekiyor arkadaşlar. Buna dikkat edin. Başka da bir şey yok sanırım burada. Zaten kodu çok kısa olduğu için Telegram kanalımızdan yayınlıyorum. Oradan dileyen arkadaşlar inceleyebilirler. Şuradan tekrar Telegram kanalımıza geçelim ve
dersimizi sonlandıralım. Çok teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için, takip ettiğiniz için, derslerimi takip ettiğiniz için. Kanalı çünkü çok takip eden yok. Olsun, o da artar inşallah. Hepinize kolay.